açalım görelim. Gülay. Candaş, evet kafesimiz yok. Evet. Ama tadınız ama güzel olmuş. Ama muhallebinin tadına verdin. Evet, evet. Biliyorum, muhallebiniz güzel de olmuş. Gerçekten güzel olmuştu. Yani burada kafes tatlısında zaten ben üstündeki karameli şey, yani kafesini yiyemem. Ben evet. Buradaki içindeki taza bakarım. Biz adı kafes tatlısı ve özelliği olduğu için ama biz o kafesi yapamadık. Bunu evet. Kabul ediyoruz, söylüyoruz. Biz hı-hı. Onu yapamadık. Ama muhallebimize güveniyorduk. Sen de bize çok da düşük puan vermedin. Evet, teşekkür ediyoruz. Hak ettiğiniz puanı verdiğimi düşünüyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Peki o zaman 5'i açalım. 5 kimin? Seda'nın mı, Gamze'nin mi? Evet, 5'i kime vermişsin görelim. Seda'ya. Afiyet olsun, teşekkür ederim ama ben şimdi Gamze bir aldı ya, Gamze yok ama müsaade ederseniz bir onun adına bir şey sormak istiyorum. Çünkü çok emek verdi. Şimdi sen kafes tatlısı, burada en önemli şey krem karamelin altındaki tatlının ve şu üstündeki kafes. Bak bu kızcağız burada bu kafesi yapmış. Gerçekten emek vermiş, karamelini bir tık yakmış. Seda, bir saniye önce... Gamze olmadığı için müsaade tamam. istedim ve soruyorum, tamam mı? Burada hiçbir şekilde bu Gülay ablanın değil X bir kişinin de olabilirdi. Karamel yok. Olan karamel yanık bir karamel ve şöyle bir kafes var üzerinde. Sen ne yaptın ben sana söyleyeyim mi Candaş? Bak dün de söyledim, ben gargara yapıyorum mesela, yemiyorum. Evet. Eşinin yapamadığını düşündüğün için bunu eşinin zannettin. Güzel olan tabak da bu tabak olduğu için buna 5 verdin. Eşine de düşük vermemek adına, burada da linçlenmemek adına buna da 4 verdin. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Yanlış düşünüyorsun. En düşüğünü eşine verdin. Hayır, kafesine değil. Ben yanık karamel, karamel cayır cayır ama yanık. Tadı ama bana Seda, iyi geldi. Gülay ablacığım cayır cayır yanık. Bakar Seda. Mısın? Bak. Bakıyorum, Burcu, evet. Burcu'nun tabağına bakar mısın? Burada olmamış bir tabak var gördüğün gibi. Bak, bu eşimin tabağı. Hmm. Eğer olmamış şuna not vereceksen ben buna veririm. Zaten olmamış. Tamam, ben kaç not verdim? En azından üstünde kafes vardı. Eşine o kadar güvenmiyorsun ki benim eşim kafesi de yapamamıştır hayır, dedin. Hayır, eşime güvenmemekle alakası yok. Ben burada adaletli bir sen not mi adaletlisin? Sen geldiğinden beri çiğ yanık tabaklara puan veriyorsun. Güldürme beni. Demek ki senin tabağını bulamamışım çiğ benim tabakla. Benim tabağımı çok güzel buldum. Bak böyle gözle görülür farkı var. Ben hayret ediyorum nasıl bu kadar buna öyle denk getirdin. Öyle her baba yiğidin ağacında değil o tabağı çıkarmak. Peki, Candaş buyur sen yerine geç. Tamam. Buyur sen yerine geç. Şimdi... Hepimizin morali düşük. Ben gerçekten alt üst oldum bugün. Neye uğradığımı şaşmış vaziyetteyim. Neden? Önce onu hatırlayalım. Buyurun izleyelim. Ben şu an gördüğüme inanamıyorum gerçekten. Ben bunu yiyemem. Ya şaka mı yapıyorsunuz arkadaşlar? Bu ne? Bunu bana kim yaptı? İğne mi o? İğne, iğne. Yemekten iğne çıkar mı arkadaşlar? Bence yani bunu böyle kim yaptıysa buradan diskalifiye olsun, çıksın, gitsin. Bir daha da asla hiçbir yemeğe dokunmasın. Ne kendisine ne ailesine bunu yapmasın. Gerçeği açıklıyorum, bu tabağı hazırlayan Gamze. Ay biz. Hayır biz değiliz. Bak gördün mü? Aa. İsmini de al git. Bu veballe ne yapardık Gamze? Bu veballe nasıl yaşardık? Nasıl dikkat etmezsin ya? Sizi diskalifiye ediyorum. Çok hadi. Özür diliyorum. Hanım özür hadi. Dileriz. Özrü yok. Daha çok özrü dikkatli yok. Olacağım. Affı gerçekten yok. Özür diliyorum. Daha fazla duymak istemiyorum. Çıkın dışarı. Yani Gamze bu şekilde mi gidecektik biz buradan? Bu çene, şekilde değil mi? Çene, bu şekilde. Bu şekilde. Çene, bu şekilde baksın. Gidecektik yani. Aferin sana. Akın! Akın! Aa! Akın! Akın! Gamze! 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 Yetiştirme ya! Gamze! 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 Ay ne oldu? Şşş. Kıza ne oldu?
Stresli bir şey mi yaşadın? Evet, biraz üzüldüm. Tamam, yüksek ihtimalle onunla alakalı bir durum. Misallerin normal şekerin birazcık yüksek. Hı. Onun dışında biraz dinlenebilirsin şu an. Evet, şimdi Harun tadım yaptı, Candaş tadım yaptı ama bütün bu puanları iptal ediyoruz. Ve altınları da yarına aktarıyoruz. Bugün gerçekten hepimiz alt üst olduk. Bugün bu tadım sayılmıyor ve ben artık Gamze ve Akın'ın yanına geçiyorum. Vedamı da oradan yapacağım. Çünkü Akın da orada zaten. Bakalım ne durumdalar. Benim aklım orada zaten. Bak gerçekten hepimizi çok korkuttun, kızdırdın. Elvan abla hala kendine gelmedi. Tansiyonunu kontrol altına almaya çalışıyorlar. Bugün gerçekten hepimiz alt üst olduk. Yani duygularım karma karışık. Tadımı da iptal ettim. Bilmiyorum, haklı olsam da bu kadar üstüne gittiğim için kendimi çok kötü hissediyorum gerçekten. Ben özür dilerim Derya Hanım, ben kötü hissediyorum. Tamam, kendini yorma artık daha fazla. Başka kimse etkilenmediği için ve o tabak sadece bana denk geldiği için ve çok şükür bir kaza yaşanmadı. Çok şükür. Kimse o parçayı yemedi. Ve yarın da bayram olduğu için bugün Arife, bayramda küsler bile barışır. Ve sen kendini bu kadar kötü hissettiğin için, pişmanlığını da gördüğüm için gel yarın bizimle devam et. Hı? Gitme bir yere. Gitme. Seni diskalifiye etmiyoruz. Güzelim. Canından, sağlığından daha önemli bir şey yok. Buraya ne kadar emek verdiğini biliyorum. Ne kadar çaba sarf ettiğini, buranın senin için ne kadar önemli olduğunu tabii ki de biliyorum. Neyse ki bir şey de olmadı. Sen de kendini daha fazla üzme artık. Zaten rahatsızlığın da var, onu da biliyorum. O yüzden kendimi daha da suçlu hissediyorum. Bu kadar üstüne gitmek istemezdim. Kötü bir aksilik yaşandı gerçekten ama ben de çok korktum. Ben de çok korktum. Tamam mı? Hadi toparla artık. Yarın yeni bir günümüz. Yarın bayram. Bugün Arife. Son oruçlar tutuluyor. İftarlar yapılıyor. Yarın daha güzel bir gün için artık hazırız. Yarın mutfak bahane bayram bölümünde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.